Ahbap ekranlarından günaydınlar, iyi sabahlar. Ben Uğur Korkmaz. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye ve dünya ekonomisine dair gelişmeleri aktaracağız. Ekonomide sabaha başlıyoruz efendim. Ekonomi notlarıyla başlıyoruz. Öncelikle güne yansıyan önemli gelişmelere bakalım. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında tedbirler sürüyor. 1 Mayıs ve hafta sonu da sokağa çıkma kısıtlaması var. Açıklama kabine toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan bayram sonuna kadar da hafta sonları kısıtlamasının süreceğini belirtti. Koronavirüsle mücadelede umutlandıran rakamlara yenileri eklendi. 27 Nisan Pazartesi günü iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaşılan gün oldu. Can kayıplarındaki azalış devam ediyor. Son 24 saatte 95 kişi hayatını kaybetti. İyileşenler ise vaka sayısının 2 katından fazla. Koronavirüs salgını sonrası tüm ülkelerde ekonomiyi açma çalışmaları başladı. Türkiye'de ise iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları konuyla ilgili toplantılara başlıyor. Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın izin vermesi durumunda berber ve kuaförler kontrollü bir şekilde açılacak. AVM'lerin Mayıs ortasına doğru, restoranların ise kademeli olarak açılması planlanıyor. Koronavirüse karşı normalleşmeler illere göre farklı olacak. Bugün toplanması beklenen Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısında normalleşme için il ve bölge bazında farklı uygulamaların gündeme gelmesi bekleniyor. Efendim, tüketici kredilerinde faizler tek hanede. Koronavirüsün ekonomiye etkilerini azaltmak için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı destek paketleri ve Merkez Bankası'nın faiz indirimleri kredi faizlerini hızla düşürüyor. Tüketici kredileri %9,45'te tarihi en düşük seviyeye inerken ticari kredide faiz 5,5 yılın en dibinde. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin organize ettiği nefes kredisi devreye girdi. TOB Başkanı Rıfat İstarcıklıoğlu, küçük işletmelere 6 milyar liranın üzerinde kredi imkanı sunulacağını açıkladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne üye KOBİ'ler, destek sayesinde yıllık %7,5 faiz oranıyla 100 bin liraya kadar kredi kullanabilecek. Dünyada gündem bölümümüzle devam ediyoruz. Dünyadan güne yansıyan önemli gelişmelere bakalım. Dünya genelinde hem can kaybı hem de vaka sayısı bakımından ilk sırada yer alan Amerika Birleşik Devletleri'nde 56 binden fazla insan korona kurbanı oldu. Virüste merkez üssü haline gelen New York kentinde ise bazı sokakların yayalara sosyal mesafe alanı için araç trafiğine kapatılacağı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgınının ilk çıktığı yer olan Çin'de durdurulabileceğini belirterek, Çin'e ilişkin çok ciddi soruşturmalar da yapıyoruz, Çin'in yaptıklarından mutlu değiliz dedi. ABD'de virüs vakalarının rapor edilenden daha çok olduğu iddialarına ilişkinse, Trump, biz rakamları çok doğru bir şekilde bildiriyoruz, mesela Çin'in doğru rakamları aktardıklarını düşünmüyorum yorumunda bulundu. Amerika'da kalmaya devam ediyoruz. ABD Merkez Bankası, COVID-19 salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla uygulamaya koyduğu belediyelere yönelik likidite imkanının kapsamını nüfus alt sınırını düşürerek genişlettiğini duyurdu. FED'den yapılan açıklamada, belediyelere yönelik likidite imkanının ekonomiyi desteklemek amacıyla 9 Nisan'da açıklanan 2,3 trilyon dolarlık kredi tesisleri kapsamında hayata geçirildiği hatırlatıldı. İtalya ile devam edeceğiz. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, virüsle birlikte yaşayacağımız dönem ikinci aşama olarak açıkladı ve 4 Mayıs'a başlayacak geçiş sürecinin yetersiz olduğuna dair eleştirilere cevap verdi. Conte, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlerin tamamen kaldırılıp normale dönülmesi için ülkede henüz uygun koşulların olmadığını söyledi. İngiltere'ye bakalım bir de. Koronavirüsünü yenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson tam 22 gün sonra görevine döndü. İngilizlere seslenen Johnson, maksimum risk uyarısında bulunarak sabırlı olmalarını istedi.
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü yeni tip koronavirüs salgınında Afrika, Doğu Avrupa, Latin Amerika ve bazı Asya ülkelerinde artan vaka sayılarından endişe duyduğunu belirterek salgın bitme noktasından çok uzak dedi. Verilerle devam ediyoruz. Bakalım piyasalar yeni güne nasıl başlıyor? İlk olarak dolar TL'yi inceleyeceğiz. Dolar TL'de haftanın ikinci işlem gününde 6.99.37 seviyesini takip ediyoruz. Gün içerisinde görmüş olduğu en düşük seviye 6.98.35 seviyesi ve en yüksek seviyeye baktığımızda o tarafta bizleri 6.99.21 seviyesi karşılıyor. Şöyle bir baktığımızda dün son 24 saat içerisinde açıklanan vaka sayılarında ciddi azalmaları takip ettik ve hayatını kaybedenler noktasında da son 24 saat içerisinde 95 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyebiliriz. Dün kabine toplantısı gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu ve önümüzdeki ayın itibaren de bu yasakların devam edeceğini söyledi. Bayrama kadar yasaklar devam edecek dedi. 1 Mayıs itibariyle de önümüzdeki haftada hafta sonu yine kısıtlamaların devam edeceğini de belirtti. Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından da izin verilmesi durumunda önümüzdeki günlerde berber ve kuaförler anlamında hayatın biraz daha normale döneceğinin sinyalleri de verildi diyebiliriz. Euro tarafına bakalım şimdi. Euro TL gelecek ekranlarınıza. Bu tarafta 7.56.89 seviyesini takip ediyoruz. %0.09'lukta bir yükselişi var. Gün içerisinde görmüş olduğu en düşük seviye 7.55.80 seviyesi ve en yüksek seviyeye baktığımızda 7.57.37 seviyesi karşılıyor bizleri. Paritelere bakalım. Paritelerle devam edelim. İlk olarak Euro Dolar paritesini inceleyeceğiz. Haftanın ikinci işlem gününden itibariyle %0.09'luk bir düşüşü var. 1.08.20 seviyesinde işlem görüyor. Dolar Japon yeni'ye baktığımızda o tarafta %0.04'lük bir yükseliş var. Dolar sterlin karşısında %0.17'lik düşüşte ve Euro Japon yeni karşısında %0.07'lik düşüşte. Dolar İsviçre frank karşısında %0.08'lik yükseliş gösterirken Euro sterlin karşısında ise %0.07'lik bir yükselişe sahip. Borsa tarafıyla devam edelim. BIST 100 haftalık gelecek şimdi ekranlarınıza. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününde pozitif bir başlangıç yaptı haftaya esasen. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde de %0.6'lık yükselişte hemen 99.000 seviyesinin altında kapatmıştı. Yeni haftaya da güzel başladı ve 100.000 seviyesinin üzerinde tamamladı haftanın ilk işlem gününü. Hatta baktığımızda %2.54'lük yükselişte 101.267 puan seviyesinde tamamladı. Şöyle bir baktığımızda 50 günlük ortalamanın da üzerine çıkmış oldu. BIST 100 endeksi dün 2.508 puan artarken toplam işlem hacmi 15 milyar lira olarak gerçekleşti. Önceki kapanışa göre mali endeks %3.22, teknoloji endeksi %3.03, sanayi endeksi %2.37 ve hizmetler endeksi %2.18, holding endeksi de %2.54 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %6.77 ile turizm olurken tek gerileyen hisse de %0.07 ile spor olduğunu belirtebiliriz. Bankacılık tarafına bakalım bir de. İst Banka geldi ekranlarınıza. Bu tarafta da dün kazançlar vardı. %3.79'luk yükselişte 125.004 puan seviyesinden günü tamamladı. Haftalık grafiğine baktığımızda dünkü kapatmış olduğu seviye en yüksek kapatmış olduğu seviye olarak kayıtlara geçti. En düşük kapatmış olduğu seviyeyi de Nisan ayının 22'sinde yakalamıştı. O seviyede 119.463 puan seviyesi olduğunu söyleyebiliriz. Sınai tarafını da inceleyelim. Bir sınai gelecek şimdi ekranlarınıza. Bir sınaide dün %2.37'lik bir yükseliş vardı. 128.043 puan seviyesinden günü tamamladı. Haftalık bazda da bu seviye en yüksek kapatmış olduğu seviye olarak karşımıza çıktı diyebiliriz. Yönümüzü yavaş yavaş endekslerden altın tarafına çevirelim ilk olarak. Gram altın geldi ekranlarınıza. Gram altında bugün itibariyle baktığımızda 381 lira seviyesini takip ediyoruz. An itibariyle %0.9'luk bir düşüşü var. Gün içerisinde görmüş olduğu en düşük seviye 381 lira seviyesi ve en yüksek seviyeye baktığımızda o tarafta bizleri 385 lira seviyesi karşılıyor. Altının ons fiyatına bakacağız şimdi. Altının ons fiyatı geldi ekranlarınıza. Bu tarafta 1700 dolar seviyesinin aşağısındaki seviyeler görülmeye başladı. Biraz önce 1702 dolar seviyesine kadar bir seviye söz konusuydu. An itibariyle baktığımızda 1696 dolar seviyesinde işlem görüyor. %0.98'lik de düşüşü var. Gün içerisinde görmüş olduğu en düşük seviye bu seviye olurken en yüksek seviyeye baktığımızda o tarafta da bizleri
1716 dolar seviyesi karşılıyor. Aslına bakarsak 1738 dolar seviyesine kadar bir seviyeleri takip etmiştik. Ancak bu hafta gelen açıklamalardan sonra ve dünya genelinde vakaların artış hızında biraz daha yavaşlama yaşanmasıyla beraber koronavirüs anlamında altın tarafında gevşemeleri takip ediyoruz. Hafta içerisinde yine altın tarafında hangi seviyeleri takip edeceğimizi Apra ekranlarında takip ediyor olacağız. İşte rakamlara ilişkin son belirtileri gösterdik sizlere. Şimdi ise günün sıcak gelişmeleriyle devam ediyoruz. İlk satır başlığımızda Başkan Recep Tayyip Erdoğan var. Dün kabine toplantısı gerçekleşti. Akabinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Şimdi o açıklamaların bazı satır başlıkları ekranlarınızda geliyor. Şöyle bir baktığımızda ekonomik istikrar kalkanıyla toplam 200 milyar lira destek sağlandı ifadesini kullandı. İlk etapta yapılan ilk kabine toplantısından sonra koronavirüsün ardından 100 milyar liralık bir destek paketi açıklanmıştı ve hemen arkasından yapılan yardımlarla, desteklerle beraber bu rakamın 200 milyar liraya kadar çıktığını ifade etmişti. Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da buna değinmişti ve temel ihtiyaç desteği için 4 milyon vatandaşa 22.3 milyar lira kaynak sunuldu vurgusunu yaptı. 450 bin esnafımıza 8.4 milyar liralık finansman tahsisi yapıldı vurgusu da konuşmasında oldukça önemliydi. Aynı zamanda KGF kefaletiyle 120 bin firmamız 108 milyar liraya yakın finansman desteği aldı dedi ve bugüne kadar 1 milyon 360 bin çalışana kısa çalışma ödeneği ödemeleri yapıldı. Geçtiğimiz günlerde Bakan Zehra Zümrüt de buna ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan da değindi ve 1 Mayıs'a değindi. 1 Mayıs İşçi Bayramı münasebetiyle zaten tatil ilan ediliyordu. 1 Mayıs'la beraber hafta sonunun da tatil olacağını belirtti. Bunun sinyallerini verdi ve bayrama kadar da hafta sonu tatillerinin, sokağa çıkma kısıtlamalarının devam edilebileceğine söyledi. Buna ilişkin düşüncelerinin olduğunu ifade etti. İşte Başkan Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin açıklamalarından kısaca satır başlıkları bu şekildeydi. Şimdi ise diğer açıklamalarına ilişkin detaylar geliyor ekranlarınıza. Hafta sonları sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi düşünüyoruz. Bu hafta sonu da yine 31 ilimizde 3 gün süreyle 1 Mayıs sebebiyle sokağa çıkma sınırlandırması uygulayacağız. Vatandaşlarımızın 1 Mayıs gece 00'dan başlayıp 3 Mayıs gece 24'e kadar devam edecek bir şekilde uygulanacak sokağa çıkma sınırlandırmasına hassasiyetle riayet etmesini bekliyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında geçti kameranın karşısına. Bir hafta aranın ardından yapılacak olan yeni kısıtlamanın detaylarını anlattı. Cuma günü marketler yine 9 ile 14 arası açık olacak. Türkiye için tünelin ucundaki ışık gözükmüş, verdiğimiz emeklerin, yaptığımız fedakarlıkların karşılığını alma vakti yaklaşmıştır. Bayram sonrası normalleşme mesajı veren Başkan Erdoğan, kapsamlı bir program hazırlandığını söyledi. Ülke genelinde hayatı normale döndürmeye yönelik kapsamlı bir program hazırlıyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcımızın koordinasyonunda hazırlanan hangi alanda, hangi tarihte, hangi adımların atılacağını gösteren bu ayrıntılı programı yakında sizlerle paylaşacağız. Sağlık alanında destan yazan Türkiye'nin bugüne kadar 55 ülkeye tıbbi yardım yaptığını söyleyen Erdoğan, yeni yardımlarında yola çıkacağını ekledi. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne maske, yüz koruyucu, siperlik, göz koruyucu, N95 maske, tulum ve dezenfektandan oluşan tıbbi yardım malzemelerini de gönderiyoruz. Başkan Erdoğan pandemi süresince tedbirlere uyulduğunun da altını çizdi. Türk halkına teşekkür etti. 31 ilimizde uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına gösterdiğiniz hassasiyet için sizlere şahsım ve özellikle de heyetim adına teşekkür ediyorum. Kabinemiz gerçekten bu fedakarlığınızı hiçbir zaman unutmayacaktır. Bilindiği gibi bu hastalık insandan insana bulaşarak yayılıyor. İnsan hareketliliğini ne kadar azaltırsak, salgının yayılma zincirini
o derece hızlı ve etkin kırabiliriz. İnanıyorum ki Ramazan bayramını iki bayram olarak Rabbim bizlere kutlamayı nasip etsin. Efendim, koronavirüse karşı normalleşmeler illere göre farklı olacak. Bugün toplanması beklenen Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısında normalleşme için il ve bölge bazında farklı uygulamaların gündeme gelmesi bekleniyor. Türkiye koronavirüs salgınının ardından normale dönüş planlarını tartışırken ekonomide normale dönüş takvimi her şekilde farklı olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Başkanlığında bu hafta toplanacak Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısında ekonomide normalleşme adımlarının ele alınacağı bildirildi. Buna göre salgının her il veya bölgede farklı etkisi olmasından hareketle il bölge bazında farklı uygulamaların gündeme gelmesi bekleniyor. Halihazırda salgının etkisine yönelik alınan önlemlerde büyükşehir belediyeleri ve Zonguldak'la diğerleri şeklinde bir planlama yapıldı. Salgında çok sayıda ilin kontrol altında olduğu ve bu illerde yakın çevreyle temasında sınırlanarak diğer illere kıyasla daha esnek uygulamalara gidilebileceği kaydedildi. Kademeli olarak normalleşme üretimde ve hizmet sektöründe de kendini gösterecek. Buna göre Türkiye'de lokomotif sektörlerden otomotivde geçen haftadan itibaren bazı firmalar üretime başlayacaklarını açıkladı. Mercedes geçen hafta itibarıyla, Renault ise bu hafta üretime başlamaya hazırlanıyor. Otokar, Honda, Hyundai Aslan ve Karsan da üretime daha önce başladığını açıklamıştı. Koronavirüs salgını sonrası tüm ülkelerde ekonomiyi açma çalışmaları başladı. Türkiye'de ise iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları konuyla ilgili toplantılara başlıyor. Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın izin vermesi durumunda berber ve kuaförler kontrollü bir şekilde açılacak. AVM'lerin Mayıs ortasına doğru, restoranların ise kademeli olarak açılması planlanıyor. Koronavirüs salgını ile mücadele eden ülkeler Mayıs ayından itibaren ekonomiyi açmaya başlıyor. Türkiye'de de salgın sonrası normalleşme planları başladı. Bu hafta konuyla ilgili iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri bir dizi toplantı gerçekleştirecek. Görüşmelerden çıkan öneriler bilim kuruluna iletilecek. Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın izin vermesi durumunda ilk olarak berber ve kuaförlerin kontrollü bir şekilde açılması, AVM'lerin Mayıs ortasına doğru, restoranların ise sosyal mesafe düzenine geçerek kademeli olarak açılması planlanıyor. Koronavirüs sonrası turizm sektörü için de planlar yapılıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, böyle giderse ve gidişatta sıkıntı yaşanmazsa Mayıs ayı sonu itibarıyla iç trafik başlayacak. Kontrollü iç hat uçuşlarıyla turizm sezonu açılacak dedi. Açık büfenin kaldırılacağı otellerde her şey dahil sistemi şekil değiştirecek. Masalara servis yapılacak olan yeni sistemde butik hizmet verilecek. Oteller kapasitelerinin yarısı kadar müşteri alacak. AVM Yatırımcıları Derneği Başkanı Profesör Doktor Hüseyin Altaş, bilim kurulumuz onay verirse ve perakendecilerde talepte bulunursa 11 Mayıs'tan itibaren AVM'lerin kademeli olarak açılabileceğini söylüyoruz dedi. Altaş, AVM'leri, ateş kontrolleri, girişte maske dağıtılması, dezenfeksiyon gibi önlemleri alarak açmayı planladıklarını belirtti. Restoran sektörü temsilcileri de restoranlarda metrekare yoğunluğu üzerine çalışma yapıyor. Masaların arasına 2 metre mesafe kuralı uygulanacak. %30 doluluk sınırı getirilecek. Restoranlar açılmadan önce personele hijyen eğitimi verilecek. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, berber ve kuaförlerin saat başı 2 müşteri alacak şekilde, hijyen ve sosyal mesafe kurallarını bozmadan günde 12 müşteri alacak şekilde hizmet verebileceklerini açıkladı. Apara yayınına katılan İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Kadir Tuna, pandemi sürecinde Türkiye'de ekonomide alınan tedbirleri değerlendirdi. Tuna, koronavirüse karşı atılan adımların ikinci yarıda ekonomide oluşabilecek türbülansları önleyebileceğini belirtti. Evet, biz aslında bu salgın sürecinde özellikle ekonominin desteklenme kısmında aşama aşama ilerledik. Yani tüm paketi bir günde açıklayıp piyasaya yönelik bu uygulamaya geçmedik. Burada da amaç şuydu aslında.
Piyasanın tabii ihtiyaç duyduğu öncelikle bazı adımlar atıldı. Daha sonra bu ihtiyaçları destekleyecek diğer adımlar atıldı. Dolayısıyla bu zamana yayıldı. Bu haftaki toplantının da aslında amacı şu. Bugüne kadar yapılmış olan adımların sonuçları, yani etki analizleri burada değerlendirilecek ve yeni atılacak adımlarla ilgili, yani mevcuttaki sonuçlara bakarak yeni atılması gereken adımlar varsa bu adımların muhtemelen atılacağını tahmin ediyorum. Özellikle de tabii bizim buradaki amacımız şu, yani ve bugün bu haftaki toplantıda da aslında temel amaç şu. Şu an ağır bir küresel anlamda ağır bir salgın yaşanıyor ve bu salgının önemli ölçüde yılın ikinci yarısında ortaya koyabileceği muhtemel olumsuz zararları bugünden daha az aza indirmek. Dolayısıyla şu an atılan her adım aslında ikinci yarıdaki ekonomiye dair oluşabilecek bazı türbülansları önlemeye yönelik adımlar olduğunu söyleyebiliriz. Burada en büyük kaygı şuydu, aslında bu tür böylesine tarihte yaşanmamış, böylesine bir büyüklükte bir salgının yaratabileceği en büyük şey aslında likitte problemi. Dolayısıyla ortaya çıkan panik nedeniyle bir likitte problemi yaşanmasıydı. Dolayısıyla Merkez Bankası tarafında atılan her adım aslında piyasaya verilen mesaj şu: herhangi bir likitte konusunda bir problemin olmadığı, dolayısıyla likitte konusunda her türlü desteğin sağlanacağı yönündeydi. Hatırlarsanız geçen haftaki tartışmalarda özellikle kamu bankalarının burada son derece aktif davrandı ama özel bankaların biraz daha bu konuda çekinceli davrandığına yönelikti. Ben özellikle Merkez Bankası'nın bu yapmış olduğu faiz indirme ve bu desteklerle birlikte aslında mesela bu aktif rasyo biraz olumsuz da algılandı ama ben bunun olumsuz olduğunu düşünmüyorum. Tam tersi, aslında burada özel bankaları bu konuda daha fazla teşvik edici olacağını bekliyorum. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte özel bankaların da devreye girmesiyle birlikte kamu bankaları üzerinde aslında yoğunlaşmış bu yükü de azaltacak ve dolayısıyla ekonomiye daha fazla destek sağlayacağını bekliyorum. Yani biraz kamu bankaları biraz yalnız kalmıştı. Yani özel bankalar özellikle biraz daha burada çekinceli davrandılar bu mevcuttaki bu ortam içerisinde kredi verme konusunda. Ama ben bu haftadan sonra biraz daha istekli davranmaya başlayacağını bekliyorum. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 1 milyon yazılımcı projesinin detayları belli oldu. Dijital ortamda özgeçmiş oluşturulacak olan katılımcılar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun verdiği online yazılım eğitimleri de alarak kendilerine sektörde yer bulabilecek. Türkiye yazılım alanında tarihi bir kapasite kazandıracak 1 milyon yazılımcı projemiz tamamlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın duyurduğu 1 milyon yazılımcı projesinin detayları belli oldu. 1 milyon istihdam sosyal medya hesabı üzerinden projeye ilişkin başvuru kılavuzunu yayımlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı proje detaylarını 9 maddede anlattı. Bilgi teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyenler ilk olarak 1milyonistihdam.hmb.gov.tr adresine girerek kayıt oluşturup özgeçmiş hazırlayacak. Böylece katılımcıların özgeçmişleri dijital ortamda erişilebilir olacak. Ardından katılımcılar BTK Akademi üzerinden online yazılım eğitimi alabilecek. Eğitimler 13 kategoride 46.742 dakikadan oluşan 31 eğitim videosu ile verilecek. Yıl sonuna kadar eğitim video sayısı 100'e çıkacak. Alınan her eğitim ve başarı dereceleri CV'lerine otomatik olarak işleneceği için yazılımcı arayan şirket ve firmalar buradan kriterlere uygun adayları bulabilecek. Programı tamamlayanlar bilgi güvenliğinden veri analistliğine, siber güvenlikten yazılım geliştirmeye kadar 15 farklı alanda uzman olarak istihdam edilme imkanı kazanacak. Buradan tüm gençlerimize çağrıda bulunuyorum. İster lisede olsun, ister üniversitede. Gelin bu eğitimleri alın. Şimdiden kariyer basamaklarınızda sizlere çok büyük katkı sağlayacak bu fırsatı değerlendirin. Efendim, kamu bankaları işletmelere destek olmaya devam ediyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında kamu bankalarının verdiği destekler KOBİ'lerin yüzünü güldürüyor. Kamu bankaları işletmelere destek olmaya devam ediyor. Koronavirüsün etkilerini en aza indirmek için devreye alınan ekonomik istikrar kalkanı adımlarının tutarı 200 milyar liraya ulaştı.
temel ihtiyaç desteği kapsamında bugüne kadar 3 milyon 977 bin vatandaşa 22 milyar 295 milyon liralık kaynak sunuldu. Esnaf destek paketi ve paraf kartla birlikte esnafa toplam 16 milyar 861 milyon finansman sağlandı. İşletmelere sunulan işe devam desteğine başvurularsa 143.769'a ulaşırken 119.804 firmaya 107 milyar 412 milyon lira finansman verildi. Bu desteklerden yararlanan bir şirkette Canoğlu Lazer Kesim Asansör oldu. Şirketin finans müdürü Yiğit Gürsoy, kamu bankalarından sağlanan kredilerle rahatladıklarını söyledi. 2 sene önce ihracatımız sıfır olan bir firmaydık. 2 senelik güzel bir planlamayla yaklaşık 11 milyon TL'lik ihracat rakamına ulaştık. Biz bu yolda açıkçası Halk Bankası başta olmak üzere kamu bankaları bize bu süreçte destek oldu. Daha önce bir yüksek montanlı bir makina finansmanına yönelik ivme kredisi kullanmıştık. Bu süreçte de piyasanın ne olacağını tam bilmediğimiz için şube yöneticimizle görüşerek, daha sonra bizi bölge müdürüyle de görüştürdüler. İşe devam kredisi kullandık. Hem tutarı oldukça tatminkardı, hem de faiz oranı oldukça uygun. 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli, 7,5 faiz oranında. Açıkçası o kredi de psikolojik olarak da bizi çok rahatlattı. Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Salih Yılmaz ise inşaat sektörü olarak işlerine devam ettiklerini söyledi. 110 tane personelle çalışıyoruz biz. Bunlardan hiçbirine herhangi bir çıkış vermedik. Onlarla devam ediyoruz. Bu süreç geçtikten sonra tedbiri elden bırakmazsak, yaklaşık bir ay atlatabildikten sonra, bayramdan sonra işlerin daha da açılacağını düşünüyoruz. Şu anda mesela daire satışlarımız oluşuyor bizim. İnşaat sektörü devam ediyor. Efendim, Mapara yayınına katılan Halefe Türkiye Bölgesi ve İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uyut'un pandemi sonrası gayrimenkul sektörünün durumunu değerlendirdi. İzliyoruz. Tabii bizim içinde olduğumuz bir taraftan herhangi bir çeşitteki gayrimenkul sektörü var. Yani konut, otel, hastane gibi yatırımların ana tedarikçisiyiz. Öbür taraftan buralara sabit ve hareketli mobilya yapan üreticilerin iş ortağıyız. Bir taraftan da bizim ürünleri perakende dağıtan dağıtıcı iş ortaklarımız var. Tabii bu konut, özür dilerim, bu virüsün çıkardığı sağlık endişesi, bir yandan hizmet sektöründeki çalışma yasağı ve talebin çok hızlı durması herkesi bir durdurdu. Ancak hani Türkiye'deki genç nüfusta bir gerçek değişmedi. Kentsel dönüşümdeki gerçek değişmedi. Durmanın arkasından tekrar en önce başlayacak sektörlerden biri, dünyaya aykırı bir şekilde Türkiye'de gayrimenkul olacaktır diye inanıyorum. Yani hepimizin bildiği bir gün gelecek, bu virüs geçecek. O virüs geçtiğinde iş hayatındaki iş insanları, şirketler kendini buna ne kadar hazırladı? Bu virüs neleri değiştirir? Hani talebin sonsuz ya da çok uzun süre yok olması çok beklenen bir şey değil. Ancak tabii sağlıkla ilgili bir endişe ve kaygı verdiği için ekonomi bilimi bugünü değil yarını bugün yaşarsınız. Yarından çok ümitliyseniz bugün harcarsınız. Yarınla ilgili endişeniz varsa bugün harcamalarınızı kısarsınız. Şimdi harcama kısmanın ötesinde harcayacak imkanlar da kısıtlı. Zaten sokağa çıkamıyorsunuz. Bunun arkasından çok hızlı bir toparlanma beklemesem de ben bir toparlanma bekliyorum. Özellikle bu İtalya, Almanya, hatta Türkiye'de de sinyalleri başladı. Caddede orada burada açılmalar başlayacak. Ve insan psikolojisi evde kalmaya müsait değil. Yani izin verildiğinde herkes eskiye olabildiğince hızlı dönecektir diye düşünüyorum. Efendim, şimdi Türkiye tahvillerini inceleyeceğiz. 2 yıllıklar, 5 yıllıklar ve 10 yıllıklar ekranlarınıza geldi. 2 yıllıklarda %8.78'lik seviyeyi takip ediyoruz. 5 yıllıklarda %11.02'lik seviye söz konusu olurken 10 yıllıklara baktığımızda o tarafta bizleri %11.75'lik seviye karşılıyor. Hatırlayacaksınız, koronavirüsün etkilerini azaltmak amacıyla hem Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan hem de Merkez Bankası'ndan çeşitli tedbirler ve önlemler geliyor. Bu noktada gelen önlemler tüketici kredilerinde de aşağı doğru bir hareketliliği meydana getirdi. Şöyle bir rakamlara baktığımızda tüketici kredisi %9.45 seviyesine düşmüş durumda ve bu da tarihin en dip seviyesi anlamında. Tüketici kredilerinde faiz oranları tek haneye indi. Merkez Bankası'nda verilerin tutulmaya başlandığı 2002 yılından itibaren tüketici kredisi faizi en düşük seviyeye geriledi.
Faizler %9,45'te tarihi düşük seviyelerinde. Ticari kredide de faiz 5,5 yılın dibine gerileyerek %10,72 oldu. Koronavirüsün ekonomi etkilerini azaltmak için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı destek paketleri ve Merkez Bankası'nın faiz indirimleri kredi faizlerinin tarihi seviyelere düşmesinde etkin rol oynadı. Tüketici kredisi faizlerindeki düşüşte kamu bankaları önderliğinde başlatılan temel ihtiyaç destek paketi, ticari kredilerdeki düşüşte ise esnafa yönelik çıkartılan kampanyalar etkili oldu. Merkez Bankası'nda verilerin tutulmaya başlandığı 11 Ocak 2002 yılında %78,18 olan tüketici kredi faizleri 17 Nisan'da %9,45'te 18 yılın en düşük seviyesine indi. Ticari kredide ortalama faiz ise 17 Nisan'da %10,72'ye inerek 26 Eylül 2014'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başladığı Temmuz 2019'dan bu yana ticari kredide faiz %50 düştü. Efendim, Merkez Bankası'nın faizleri indirmesiyle beraber tüketici kredilerinde aşağı doğru bir hareketlilik yaşandı dedik. Şimdi Merkez Bankası'nın faizleri indirmesine ilişkin bir yoruma yer verelim. Hapra yayınına katılan investas yatırım araştırma uzmanı Mehmet Bilal Bircan, Merkez Bankası'nın son faiz indirimini değerlendirdi. İzliyoruz. Öncelikle salgın nedeniyle baktığımızda hem merkez bankalarından küresel çapta hem de hükümetlerden ciddi bir parasal genişleme söz konusuydu. Teşvikler gelmişti. Bu açıdan baktığımızda son dönemde Merkez Bankası'nın elini bu hamleler ciddi şekilde rahatlattı. Sizin de belirttiğiniz gibi aslında piyasanın beklentisi 50 bas puandı. Şu açıdan yaklaşıyorduk. Bu hamlelerin olumlu yansıyacağını söyleyebiliriz. Küresel piyasalarla devam ediyoruz. İlk olarak ABD vadelilerle başlayacağız. S&P 500 endeksini inceleyelim. S&P 500 endeksinde bugün baktığımızda %0,58'lik bir düşüş var. 2852 puan seviyesinde işlem görüyor. Gün içerisinde görmüş olduğu en düşük seviye 2852 puan seviyesi olurken en yüksek seviye de 2873 puan seviyesi olarak kayıtlara geçiyor şu dakikalarda. Şöyle bir baktığımızda aslına bakarsak hem vadeli tarafı hem de spot piyasaları dün güne pozitif bir şekilde başlamıştı. Küresel piyasaların genelinde dün pozitif bir hava vardı. Bugün baktığımızda düne göre biraz daha olumsuz bir tablo karşılıyor bizleri. Ancak 23 Mart'tan itibaren baktığımızda da S&P tarafında %27'lik bir primi takip ediyoruz. Bunu da belirtmekte fayda var. Nasdaq endeksini inceleyelim şimdi. Haftanın ikinci işlem gününde Nasdaq tarafında da %0,44'lük bir düşüş var. An itibariyle 8785 puan seviyesinde işlem görüyor. Gün içerisinde görmüş olduğu en düşük seviye 8779 puan seviyesi olurken en yüksek seviyeye baktığımızda bu tarafta 8844 puan seviyesi karşılıyor bizleri. ABD tarafında bugün Fed toplantısı başlayacak ve yarın da devam edecek Fed toplantısı. Yine Perşembe günü haftalık işsizlik başvurularına rakamlarını takip edeceğiz. 1 Mayıs münasebeti sebebiyle bu hafta kısa bir hafta olacak. Cuma günü hem Avrupa piyasalarında hem de ABD tarafında piyasaların tatil olduğunu söylemekte fayda var. Avrupa'daki rakamlara bakalım. Avrupa piyasaları geldi şimdi ekranlarınıza. Aslına bakarsak geçtiğimiz haftanın son işlem gününde Avrupa piyasaları kırmızı bir şekilde haftayı sonlandırmıştı. Yeni haftaya ise pozitif bir şekilde başladı. Koronavirüsün etkilerinin giderek biraz daha yavaşlaması, artış hızının biraz daha yavaşlamasıyla beraber bu tarafta da pozitif bir havayı dün takip ettik. Rakamlarını aktaracak olursak Londra borsası %1,64'lük yükselişte 5846 puan seviyesini dün gördü. Frankfurt tarafına baktığımızda o tarafta kazançlar %3'ün üzerindeydi. 10659 puan seviyesinde dün günü kapattı. Paris borsası %2,55'lik yükselişte 4505 puan seviyesini görürken Madrid tarafında %1,78'lik yükselişte 6731 puan seviyesinden dün günü sonlandırdığını söyleyebiliriz. Asya piyasalarına bakalım şimdi. Asya borsalarında dün pozitif bir hava vardı. Bugün baktığımızda karışık bir seyir karşılıyor bizleri. Rakamlarını aktaracak olursak Çin'in Şanghay Endeksi %0,11'lik yükselişte 2818 puan seviyesinde işlem görüyor. Japonya tarafında %0,35'lik bir düşüş var. Hindistan tarafına baktığımızda 31714 puan seviyesi bizleri karşılarken Güney Kore borsası %0,06'lık yükselişte 1923 puan seviyesinde işlem görüyor. Son olarak Hong
Hong Kong borsası %0.67'lik yükselişle 24.444 puan seviyesinde işlem görüyor. Küresel piyasalara ilişkin rakamları aktardık. Şimdi bir canlı bağlantıyla bültenimize devam edeceğiz. A1 Kapital Strateji Müdürü Mustafa Keskin Türk bizlerle birlikte olacak. Mustafa Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydınlar, iyi sabahlar. Merhabalar, iyi sabahlar, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Şöyle bir baktığımızda yeni güne başlarken aslına bakarsak haftaya biraz pozitif başladık. Genel itibariyle bütün piyasalarda yeşil bir görünüm bizleri karşıladı. BIST endeksinde dün kazançlar vardı. Bankacılık tarafında ve sanayi tarafında kazançları takip ettik. ABD spot piyasalarını ve vadelilere bakacak olursak dün o tarafta da kazançlar vardı. Her ne kadar bugün ABD vadelilerde biraz daha negatif bir tabloyu takip etsek de Avrupa borsaları yeni haftaya pozitif bir şekilde başladı. Tabii hem Avrupa tarafında biraz daha koronavirüsündeki artış rakamlarının biraz daha yavaşlamasıyla beraber piyasalarda pozitif görünümü takip ettik. İlk etapta yeni güne başlarken piyasalardaki bu son durumu nasıl değerlendirirsiniz? Evet, bu hafta pozitif bir haftayla pozitif rakamlarla başladık. Aslına bakarsanız bu ayın en yüksek verilerini de yakalamış olduk. Genelde bütün dünya endekslerinde 50 günlük ortalamalara yaklaştık. Bazı 50 günlük ortalamaların altında çok sıkışmıştık. Birçok endekste de 50 günlük ortalamaların üzerine çıkmış olduk bu hafta başı itibariyle. Tabii burada önemli olan piyasaları bu pozitif havaya etkileyen hem rakamların artık yavaş yavaş azalma seyrine girmesi hem de ekonomilerin artık yavaş yavaş geriye dönmesi, fabrikaların yavaş yavaş açılması. İşte birçok otomotiv şirketi bizde açıldı. Avrupa'da da yaklaşık 4 Mayıs yani Mayıs başı itibariyle firmaların, fabrikaların %90'ının açılması bekleniyor. Tabii ilk açıldığında kapasite kullanım oranları çok aşağılarda kalacak. %20'lerde, %30'larda kalacak kapasite kullanım oranları. Talebe bağlı olarak fakat hayata dönme emarelerinin olması piyasaları çok olumlu etkiledi. Bizim endeksimizde 99.350 seviyesi aşağısında 97.500 arasında sıkışan endeksimiz haftaya 1.500 puan kadar 1.400 puan kadar boşluk bırakarak açtı ve 101.300 seviyesine geldi. Tabii piyasalardaki olumlu haberler piyasalardaki olumlu fiyatlamaları getirmeye devam edecektir. Aslında çok önemli de bir döneme giriyoruz. Böyle hayat normalleşmeye giderken işte restoranları kademeli olarak açmaya gidiyoruz. Yani sosyal olarak da bir normalleşme ve bu paniği atlatmış bulunuyoruz. Burada önemli olan şimdi ekonomik veri tarafı, ekonomik hasar tespiti tarafına geliyoruz yavaş yavaş. Şimdi birinci çeyrek karları da açıklanmaya başlayacak. İşte bizde 29'unda bugün bizim Turkcell ve Akbank, yarın Garanti Ereğli Tofaş, 30'unda da TSKB Yapı Kredi, bu hafta açıklanacak önemli veriler. Aynı şekilde yurt dışında da birinci çeyrek kar rakamlarını izliyor olacağız. Bunların bütün bu gelişmeleri bir toplu olarak değerlendirdiğimizde şu anda olumlu bir havanın sürdüğünü söyleyebiliriz. Bunu bozacak şey de bu ekonomik hasar tespitinde kalanlar, gidenler, kamulaştırılan şirketler olacaktır. Bu önümüzdeki hafta yani bu ayın aslında çok önemli olduğunu bu anlamda söyleyebiliriz. Evet, şimdi rakamlara baktığım zaman Türkiye'de koronavirüsün etkileri 11 Mart'tan itibaren görülmeye başladı. 17 Mart'ta da BIST endeksinde 81.936 puan seviyesini takip etmiştik. En düşük seviyeydi şu zamanda takip ettiğimiz ve son 28 güne baktığımızda da sizin de belirttiğiniz gibi 50 günlük üstsel ortalamanın üzerine çıktı ve 101 bin puan seviyesini de üzerinde dün tamamladı. Esasen 102 bine yaklaştığı anlar olmuştu gün içerisinde. Bu noktada yeni güne Borsa İstanbul'da BIST endeksi nasıl başlayacaktır? Dirayetli duruşunu devam ettirecek midir? Keza baktığımızda dün bankacılık tarafında da %3'ü aşkın kazançlar vardı ve yine kazançlar sanayi tarafında da kendisini göstermişti.
Evet, bugün yine yatay pozitif bir açılış bekliyorum piyasada. 101.300 seviyesi önemli. 102.000 seviyelerine, 102.500 seviyelerine yaklaşıyoruz. 102.500 seviyesinde bir direnç seviyesi var. Burada biraz konsolidasyon beklenebilir. Kar rakamlarının da bunlara etkisi olacaktır. Dediğiniz gibi bankacılık sektörü teknik anlamda baktığımızda daralan bir simetrik üçgeni 122.000, 123.000 seviyelerinde X bank endeksi bazında söylüyorum yukarıya kırdı. Bu 131.000 seviyelerine kadar bankacılık endeksini götürebilecek teknik bir formasyon oluşturdu. Burada tabii ki bankacılık endeksinde işte Garanti, Akbank, Yapı Kredi başı çekti bu yükselişte. Bu bankacılık endeksini izlemeye devam edeceğiz. Sanayide geride kalmış hisseler var. Bunların yukarıya doğru ataklarıyla yine endeks biraz dirayetli durmaya devam edebilir. Dolayısıyla bu hafta olumlu bir haftanın devamını ve hisse bazlı hareketlerin devamını bekliyoruz endeks tarafında. Evet, baktığımızda dün kabine toplantısı da gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bu koronavirüsün etkilerinden kim pozitif bir şekilde çıkarsa biraz daha dünyada söz sahibi olabileceğine ilişkin düşüncelerini dile getirdi. Biraz önce siz kar zarar olayına değinmiştiniz. Bu noktada şimdi koronavirüsün etkilerine baktığımızda ve vaka sayıları anlamında hayatını kaybedenler noktasında da rakamları birazcık incelediğimizde Türkiye bu noktada önemli bir başarıyı elde etmeye devam ediyor. Son 24 saatte ciddi anlamda iyileşenlerin sayısını takip ettik ve bununla beraber vaka sayılarında da ciddi anlamda düşüş söz konusu ve ortalama olarak hem tıp insanları tarafından hem hükümet tarafından bayramda bu işin sonlanabileceğine ilişkin düşünceler var. Peki akabinde Türkiye hem arz talep noktasında hem de üretim noktasında dünyada nasıl bir hale gelecek? Bunun piyasalar açısından yansımaları nasıl olacaktır? Evet, şimdi bizim firmalarımızın %35'i tamamen kapalıydı açıklanan verilere göre. Şimdi bunlarda da kademeli geri dönüşler göreceğiz, yaşayacağız. Bir kere bizim sağlık sistemimiz gerçekten çok kuvvetli. Ve doktorlarımız gerçekten çok iyi. Çünkü Avrupa'daki doktorlar işte günde 10 tane hasta görüyorken bizim doktorlarımız günde 70-80 tane hasta görebiliyorlar. Tabii bu son dönemde son derece programlı da olmaya başladı. Dolayısıyla bizim sağlık sistemimiz ve doktorlarımız çok iyi. Bunu da rakamlarda görüyoruz. Şimdi rakamlar azalmaya başladıkça ve bu kapalı olan şirketler hayata geçmeye başladıkça, çalışmalarına devam etmeye başladıkça bizim ekonomimiz sonuçta hiç durma noktasına gelmedi. Ve sürekli bir şekilde bu devam etti. Sokağa çıkma yasağı sadece hafta sonları uygulandı. Bunların pozitif getirilerini mutlaka ileride göreceğiz. Almanya'da işte Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa bu ülkeler arasında Almanya'nın biraz daha kuvvetli çıkacağını düşünüyoruz. Bu tarafta ise Türkiye'nin bu dönemden sonra ben kuvvetli çıkacağını düşünüyorum. Fabrikaların erken geriye dönmesi işte bir ay gibi bir sürede, bir buçuk ay gibi bir sürede bunları vaka seyrini artık azalan bir eğriye doğru dönüştürebilme kabiliyetimiz bence piyasalara da çok olumlu yansıyacaktır. Ben de Türkiye'nin önümüzdeki dönemde kuvvetli çıkacak ülkelerden olduğunu düşünüyorum. Yani teknik anlamda baktığımızda da teknik anlamda diğer ülkelerle kıyasladığımızda aynı şekilde teknik formasyonda buna çok uygun olduğunu görüyorum. Evet, yeni günde baktığımızda Asya piyasalarında da karışık bir seyri takip ediyoruz. Dilerseniz bir es verelim, Asya'ya gidelim, oradaki notları alalım. Akabinde Asya'yı konuşmaya devam edelim. Efendim Çin'e gideceğiz şimdi. Pekin'den notlarıyla arkadaşımız Sadi Kaymaz bizlerle birlikte olacak. Sadi, hoş geldin yayınımıza. Günaydınlar, iyi sabahlar. Uğur, günaydınlar, iyi sabahlar, yayınlar dileyim. Teşekkür ediyoruz. Şöyle bir baktığımızda aslına bakarsak piyasalar haftaya güzel bir şekilde başlamıştı. Bugün yeni günde Asya piyasalarında karışık bir seyri takip ediyoruz. Dün Japonya tarafından Japonya Merkez Bankası'nın adımlarını takip etmiştik. Seninle de buna ufak da olsa biraz değinmiştik. Bugün piyasalarda biraz daha karışık bir seyir vardı. Şu an baktığımda sadece Japonya borsasında %0.47'lik bir düşüşün olduğunu söyleyebiliriz. Çin'in Shanghai Endeksinde, Hindistan'da, Güney Kore'de ve Hong Kong tarafında genel itibariyle yatay pozitif bir seyri takip ediyoruz. O taraftaki ayrıntıları da sen aktarır mısın bizlere? Evet,
Evet Uğur, aslında Türkiye'de sabaha karşı burada borsalar açıldığında bir satış dalgasıyla karşı karşıya kaldı diye ben başlayayım notlarıma. Neden diyeceksin, aslında iki baskı unsuru vardı sabah. Şangay örneğin %2 kadar düştü açılıştan yaklaşık 15-20 dakika kadar sonra. Petrol tabi malum şu aralar bütün dünya piyasalarının üzerinde genel olarak bir tedirgin edici halleri var diyelim, böyle genel olarak söyleyelim. Onun haricinde tabii ki özelde 1 Mayıs tatili geliyor. 1 Mayıs tatili de deyip geçmemek lazım. Çin'de 5-6 günlük. Dolayısıyla piyasalar açısından bu toplamda bir haftalık bir tatil anlamına geliyor. Dolayısıyla tatil öncesinde de tabii ki yatırımcılar çok risk almıyor. Anladığım kadarıyla böyle birazcık geri çekiliyorlar ya da kenara çekiliyorlar. Sığ olduğunu söyleyebilirim işlemlerin. Ama tabii bu vakitten sonra en azından Çin piyasalarında çok fazla yukarı bir atılım, sıçrama beklememek lazım. Onun haricinde Uğur, önemli bir haber şu. Genel olarak ekonomiyi de ilgilendiriyor, dünyayı da ilgilendiriyor. Çinli bilim adamları dün burada bir basın toplantısı düzenlediler ve dediler ki bu 2003'teki SARS gibi gelecek, vuracak ve bitmeyecek dediler. Devam edecek, ara ara baş gösterecek ve yıllarca sürebilir dediler. Bunu da bir kenara not edeyim, kötü haber olarak not edeyim. Ama tabii iyi haberle birlikte olsun Uğur, iyi haber de ne? Dünyada genel olarak tabii bir aşı yarışı var. 115 en azından çalışma var şu anda. İlerliyor. Bunların kimisi hayvanlar üzerinde, kimisi klinik deneylere geçti ama klinik tarafta, yani insanlar üzerinde yapılan testlerde Çinliler daha öndeler. Neden öndeler? Aslında tabii ki virüsü bulan onlar, data onlarda, virüs örnekleri onlar. Dolayısıyla erken başladılar. Erken de yol alıyorlar. Şu anda İkinci aşıları da ikinci faza geçti. Bu önemli. Bildiğim kadarıyla başka ikinci fazla bir aşı yok. Amerika'da herhalde Moderna şu anda birinci fazda. Yine Almanya'da birinci fazda olan aşılar var ama Çin'de iki aşı ikinci fazda. Çinliler üçüncü fazı da kısaltmayı düşünüyorlar. Kısaltabileceklerini söylüyorlar ki üçüncü faz normalde en çok zaman alır, en çok en meşakkatli aşama diyebilirim. Bakalım sonbaharda hazır olacak bu Uğur. Peki, vermiş olduğun bilgiler için teşekkür ediyoruz. Sana da kolaylıklar diyoruz. Efendim Çin'e gittik, Pekin'den notları aldık. Sadi Kaymaz bizlere oradaki notları aktardı. Şimdi Mustafa Keskintürk'le sohbetimize devam edeceğiz. Zabir Kapital Strateji Müdürü Mustafa Keskintürk yine bizlerle birlikte olacağız. Bir kez daha hoş geldiniz Mustafa Bey yayınımıza. Rakamlara baktık. Japonya tarafında %0.47'lik bir düşüş var. Onun dışında yatay pozitif seyri Asya piyasalarında takip ediyoruz. Aslına bakarsak biraz önce arkadaşımızın da aktardığı gibi Çin'in Şangay Endeksinde açılışta %2'nin üzerinde bir kayıp vardı. Şu an baktığımızda %0.11'lik bir yükseliş söz konusu. 2818 puan seviyesinde işlem görüyor. Asya tarafından da haberleri takip ediyoruz. Dün Japonya Merkez Bankası'nın adımını takip ettik. Yeni günde Asya piyasalarındaki son durumu nasıl değerlendirirsiniz? Çin tarafında da aşı çalışmalarına ilişkin haberler söz konusu. Biraz daha onlar aşı çalışmalarına ilişkin önde görünüyor bu periyotta. Buna ilişkin de piyasalar üzerinde bu gelişmeler nasıl etkili olacaktır? Evet, Çin tarafı biraz daha hep söylediğimiz şey biraz daha sıyırdı kendisini bu durumdan. İşte aşı çalışmaları devam ediyor. Tamamen orada hayat normale döndü. Ara sıra bu virüsün tekrar baş göstereceğinin haberi tabii ki olumsuz ama bu da beklediğimiz bir şey zaten. Önümüzdeki dönemde sonuçta eninde sonunda hepimiz bir şekilde yakalanacağız, bir şekilde atlatacağız ama sağlık sistemi bir şekilde bunu kaldırıyor olabilecek ve üzerinde zaten çok çalışmalar yapıldı. Bir şekilde biz de bunu atlatacağız. Asya tarafındaki hareketleri, fiyat hareketlerini izlemeye devam edeceğiz ama Asya tarafındaki fiyat hareketleri biraz daha etkisini azalttı bence. Çünkü oradaki fiyat hareketleri de evet bugün sert bir %2'lik bir düşüş piyasalara biraz baskı yaratabilir ama genel anlamda biz Avrupa tarafını ve Amerika tarafını daha çok fiyatlıyor oluyoruz. Özellikle Amerika tarafında işsizlik verilerini çok fiyatlıyor olacağız ve tabii ki petrol. Petrol bu seviyelerde durduğu sürece Amerika'daki birçok büyük
büyük petrol devi şirketine baskı yaratmaya devam edecek. Orada kamulaştırma ya da batan çıkan şirketlerin olabileceğini görebiliriz önümüzdeki dönemde. O yüzden petrol fiyatları, Amerika ve Avrupa tarafındaki gelişmeler şu anda daha fazla fiyatlanıyor. Asya tarafı biraz daha bu durumdan kurtulmuş, sıyrılmış duruyor. Tabii ki Japonya'daki rakamları da izlemeye devam ediyoruz ama onların da sağlık sisteminin çok güçlü ve geniş olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla Asya tarafındaki gelişmeler evet piyasalara biraz baskı yaratacak. Fakat biz daha çok Amerika ve Avrupa tarafını biraz daha fazla fiyatlıyoruz diye düşünüyorum. Evet, işsizlik rakamlarına değindiniz. Petrole de geleceğiz. Sizin de zikrettiğiniz gibi bu hafta işsizlik rakamları ABD tarafında takip edilecek konular arasında yer alıyor. Aslına bakarsak koronavirüsün etkilerini göstermesiyle beraber o tarafta işsizlik maaşlarına başvuruların 26 milyonu geçtiğini biliyoruz ve gelen haberler ışığında da bu hafta açıklanacak rakamlarla beraber işsizliğin %16'yı geçebileceğine ilişkin sinyallerin olduğunu gözlemliyoruz. Tabii ki merkez bankaları bu hafta masada olmaya devam edecek. Hem işsizlik rakamlarına ilişkin beklentiniz nedir? Hem de Fed'in toplantısı bugün başlayacak. Bugün ve yarın toplantı devam edecek. Fed toplantısına ilişkin de piyasalar ne bekliyor? Piyasalar Fed toplantısına ilişkin de neleri takip edecek? Evet, Amerika'daki işsizlik çok uzun zamandır takip ettiğimiz ve önümüzde duran en büyük göstergelerden bir tanesi. Çünkü orada işsizlik %16 seviyeleri diyorsunuz. Yani %20, %25'lere çıkacağını söylüyorlar. %30'lu seviyeler görülebilir diyorlar Amerika'da işsizlik konusunda. Bunlar çok ciddi sosyolojik olayları da beraberinde getirir. Protestoları beraberinde getirir. İşte seçim öncesi birçok kartın yeniden dağıtılmasını beraberinde getirir. İşte Amerika'da bir takım yağma ve linç olaylarını beraberinde getirir. Tabii ki endişe verici bir tablo çıkar oraya Amerika tarafında. O yüzden o işsizlik verilerini takip etmek son derece önemli. İşsizliğin evet artacağını düşünüyoruz. 26 milyon herhalde 30 milyonlu seviyelere kadar çıkabileceğini düşünüyorum ben bu hafta. Ondan sonra kademeli olarak belki düşebilir ama işte Amerika tarafı gerçekten takip edilmesi ve piyasalara yarattığı baskı açısından sürekli haber akışını izlenmesi gereken yer olduğunu düşünüyorum. Evet, Fed toplantısı, piyasalar Fed toplantısından, ya Fed şimdiye kadar elinden gelen her şeyi yaptı ve yapacağını da sinyallerini, gereken her türlü adımı atacağını sinyallerini de vermeye devam ediyor. Bu çok önemli, bu çok pozitif. Önceki krizlerden alınan derslerin bu krizlerde yapılmadığını görüyoruz. Dolayısıyla Fed tarafında artık piyasalara daha fazla ne kadar para enjekte edilebilir, daha ne kadar sınırları var. Fakat yani ne olursa olsun piyasaları desteklemeye devam edeceğinin sinyallerinin verilmesi bence en önemli gösterge olacak Fed tarafına baktığımızda. Evet, petrole de değindiniz. Şöyle bir rakamlara baktığımızda geçtiğimiz hafta petrol için tarihi bir hafta olmuştu. Bu hafta da düşüş eğilimi içerisinde Brent petrolde 22 dolar seviyelerini takip ediyoruz. An itibariyle %2.82'lik bir düşüşü var. 22 dolar 42 sentten işlem görüyor. Amerikan ham petrolü tarafında da 11-12 dolar seviyeleri söz konusu. Petrol tarafındaki bu senaryoları nasıl değerlendiriyorsunuz? Atılan adımlar, yapılan açıklamalar var ve tabii ki petrol tarafındaki seyir önümüzdeki günlerde nasıl olacaktır? Gelen açıklamalara baktığımızda yılın ikinci dönemiyle beraber petrol tarafında 40 dolar seviyelerinin üzerinde seviyelerin olabileceğine ilişkin yorumları da takip ettik. Siz bu yorumlara katılır mısınız yoksa petrol mevcut olan seyrini devam ettirir mi? 20 dolar petrol. Yani çok enteresan bir dönem gördük. Petrolde ya olmaz artık bu kadar da diyebileceğimiz seviyelere geldi. 20 doların altında aşağıda 13 seviyesi teknik olarak mümkün fakat pratikte ne kadar mümkün diye konuşuyorduk. Evet, 15 dolar, 16 dolar seviyelerine kadar gelen bir Brent gördük. Şimdi 20 dolar seviyelerinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Yani bu fiyatlar aslında çok gerçekçi değil. Fakat önümüzdeki dünya konjonktürüne baktığımızda yani 40 dolara çıksa bile petrolü yeniden bu seviyelerde görmemiz
vermemizin mümkün olabileceği bir dönem geliyor. Çünkü işte sosyal alışkanlıklar değişiyor ve teknoloji değişiyor. Dolayısıyla Brent petrolün evet kısa vadede 20 dolarlarda kalması ve bu seviyelerin altına inmesini ben zor olduğunu düşünüyorum. Yukarıda olması gerektiği seviye dediğiniz gibi 40 dolar seviyelerinin üstü, aslında 50-55 dolar şu anda olması gereken yer. Ama 40 dolar seviyelerinin üzerine gelmesi bence çok makul olur ve piyasaları ciddi anlamda rahatlatır. Bu seviyeler kısa vadede çok kalıcı değil bence, fakat orta uzun vadede petrolün yeniden bu fiyatlara gelmesi tahmin edilebilir. Evet, baktığımızda petrol kadar volatilitenin olduğu diğer bir emtia ise altın. Altına baktığımızda tabii gram tarafı hem ons tarafı için hem de dolar TL'deki yükselişle beraber 380 lira seviyelerinin üzerine çıkmıştı. Bugün baktığımızda 381 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının ons fiyatında ise geçtiğimiz hafta 1660 dolar seviyesinden yukarı doğru yine bir ivmelenmesini takip ettik. 1735 dolar seviyesinin üzerine çıktı. An itibariyle baktığımızda o tarafta da 1700 dolar seviyesinin aşağısındaki seviyeler haftanın ikinci işlem günü itibariyle görülmeye başladı. 1698 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu tarafta hangi senaryoları takip edeceğiz? Hangi seviyeler bizler için önemli olacak? Evet, gram altında Fibonacci atak seviyeleriyle baktığımızda bu atağın 389 seviyesine kadar gidebileceğini önceki haftalarda konuşmuştuk zaten. Tam 389 seviyesinden bir geriye dönüş yaşadık. Şu anda 380 seviyelerinde. 380 seviyelerinin altında bizim ana desteğimiz 355 seviyesi. Biraz aşağıda bir destek. Fakat ana olarak seyrettiğimiz destek 355 seviyesi. O seviyelere kadar bir geri çekilme yaşanabilir gram altında. Aynı şekilde ons altında 1750 seviyelerine kadar bir yükseliş görmüştük. Ons altında şu anda 1675 seviyesinin üzerinde olması önemli. 1675 seviyesinin üstünde oldukça biz dediğiniz gibi 1732, onun üzerinde de 1750-56 bandını evet, hedeflemeye devam edeceğiz. Ana hedef de 1800 olacaktır. Fakat 1700 seviyelerinin aşağısında, 1675 seviyelerinin aşağısında biz 1655 seviyelerine kadar geri çekilme görebiliriz. Ben önümüzdeki konjektürde altının önemini koruyacağını düşünüyorum. Dolayısıyla orta uzun vade bakanlar için altındaki düşüşler yavaş yavaş maliyet yapılma ve alım fırsatı peki, olabilir. Peki Mustafa Bey, piyasadan çok teşekkür ediyoruz evet, yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun değerli katkılarınız için. Kolaylıklar dileriz. Efendim, A1 Kapital Strateji Müdürü Mustafa Keskintürk bizlerle birlikte oldu. Altına ilişkin yorumlarını son olarak aldık. Bir yoruma daha yer verelim. Stratejist Yeliz Karabulut altına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu yorumla bu bölümümüze nokta koyuyoruz. Saat başında seans öncesiyle karşınızda olacağız. Aslında ons altın için açıkça söylemek gerekirse yeni bir hikayenin ihtiyaç olduğu bir haftadan geçiyoruz. Yani geçtiğimiz haftalardaki kadar analiz yaparken çok rahat konuşamıyoruz. Çünkü artık bir şeyin sonuna geldik. Yani özellikle genişlemeler itibariyle baktığımız zaman neredeyse her ülkede yavaş yavaş bu tedbirlerin gevşetileceği haberlerin artmasıyla birlikte muhtemelen altın fiyatlarında da kademeli bir geri çekilme görebiliriz diye düşünüyorum. Altın ons özellikle. Ama teknik seviyeleri de tabii takip etmek gerekiyor. Yani burada ekonomik ihtiyaçları çok farklı olacağı için herhangi bir genişleme hareketi, ki geçtiğimiz hafta biliyorsunuz ki neredeyse 500 milyar dolara yakın bir ABD tarafında tekrardan bir paket açıklandı. Bu da altının tekrardan ons tarafından 1600'lü seviyelerdeyken tekrardan 1700'ün üzerine atmasına neden oldu. Şimdi özellikle biraz önce söylediğim gibi yeni bir hikaye ihtiyaç var. Burada yeni hikaye ihtiyacı ile birlikte 1740 seviyesinin aşılması halinde tekrardan dalga halinde ons tarafında bir yükseliş hareketi görülebilir. Ama bu hikaye gelmemesi halinde ise muhtemelen aşağı yönlü hareketin gelmesi de beklenebilir diye düşünüyorum. Kısa vadeli direnç noktası da 1725 seviyesi. Aşağıda da 1715 seviyesinin aşılması halinde biraz önce dediğim gibi ekonomilere yönelik eğer bir pozitiflik aşılanırsa Mayıs ayı itibariyle benim beklentim daha çok bu özellikle vaka ve ölüm sayılarındaki aşağı yönlü beklentiler ve ekonomilerin çarklarının tekrardan geri döneceği beklentisi hakim olmasıyla birlikte
altın onsunun da hikayesini bitebileceği yönünde. Burada da takip edebileceğimiz nokta 1715 ve 1700 seviyesi. Aşağı yönlü kırılması halinde ise ciddi kuvvetli bir satış dalgasıyla da karşılaşabiliriz. Aslında çok nötr bir noktadayız altın ons için. Buradaki analizlerde daha çok ekonomideki farkların dönmesiyle birlikte altın fiyatlarında kademeli aşağı yönlü hareket bekleneceği beklentisi olabilir diye düşünüyorum. Geçtiğimiz haftadan bu yana mesela 500 milyar dolarlık bir paket, yakın bir paket açıklandıktan sonra öncesinde bir alımla karşılaştı. Sonrasındaki zaten beklenti gerçekleştiği için bir kısmı bir realizasyon hafif hafif gördük. Sonrasında ise Fed'in açıklamasıyla birlikte, ki bunlar tabii ki belirleyici. Yani eğer olayı birazcık daha geriye sararsak, çünkü biz bu benzer bir durumu 2013 yılında gördük. 2012 yılında yıl sonunda son bir biliyorsunuz ki genişleme paketi açıklanmıştı. Burada altın fiyatları ciddi yukarı yönlü hareket yapıp beklenti de gerçekleştiği için 2013 yılında tam bir açıklama gelmişti Mayıs ayında varlık alımlarından dönüleceği noktasında. Sonrasındaki ise hareket daha aşağı yönlü dip arayışına gitmesi yönündeydi. Yani altın hareketlerinde benzer hareketler de görebiliriz. Dediğim gibi yeni bir hikaye ihtiyaç var. Muhtemelen varlık alımlarında ülkeler birazcık daha yavaşlamaya gidebilirler diye düşünüyorum. Bu da tabii ki altın fiyatlarındaki hareketi bir anlamda kar realizasyonu.